Tolga hocam, yumurtalık kanserinin tedavisinde başarıyı arttıran önemli faktörler nelerdir, neler? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Yumurtalık kanseri jinekolojik kanserler içerisinde en tehlikeli olandır. Bunun da sebebi hastalığın erken evrede hiçbir belirti vermemesi ve teşhis konulduğunda ne yazık ki hastaların %85 kadarının ileri evrelerde olmasıdır. Yumurtalık kanseriyle mücadelede elimizde iki faktör var. Biri ameliyat, cerrahi, ikincisi de kemoterapi. Başarıyı arttıran en önemli faktör yumurtalık kanserinde ilk ameliyatın tam yapılmasıdır. Ne demek tam yapılması? Kanserin ya da tümöral hücrelerin gözle görülen bütün hepsinin çıkarılması ameliyatının yapılabilmesi yumurtalık kanserinde başarıyı en çok arttıran faktördür. Buna biz debulking cerrahisi diyoruz. Debulking cerrahisi kişiye göre değişmektedir. Biz hastanın ameliyatına başladığımızda gözle gördüğümüz nerelerde tümör varsa, örneğin bu dalak olabilir, bağırsak olabilir, karaciğer yüzeyleri olabilir, diyafragm olabilir, omentum olabilir. Buralardaki tüm tümörü çıkarabiliyorsak hastanın başarı şansını arttırıyoruz. Yumurtalık kanserinde maksimum başarının sağlanabilmesi için hastanın jinekolojik onkolojide deneyimli bir merkezde ameliyat olması gerekmektedir. Çünkü sıklıkla üst batında, yani rutinde kadın hastalıkları ve doğum uzmanının alanı olmayan üst batında da tümör hücrelerine rastlamaktayız. Özellikle karaciğer üzerinde, diyafragmada, dalakta ve bazı bağırsak bölümlerinde görülen hastalığın çıkarılması için bu konuda deneyimli bir ekibin olması aslında hayati önem arz etmektedir.